Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda amigurumi bebekleri yaparken kafayı bedene nasıl dikiyoruz onu göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Bu çok soruluyor. Bedene kafayı nasıl takıyorsunuz? Nasıl dik duruyor? Bu soruları cevaplandırmak için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Öncesinde ücretsiz kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Beğenilerinizi de bekliyorum, yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdi yapımına geçelim arkadaşlar. Bunun için tabii ki gövdeyi bedene takmak için şu dik durması için araya bir cisim yapmak gerekiyor. Bunun için çeşitli materyaller var arkadaşlarımın kullandığı. Ben de ben nasıl yapıyorum onu göstereceğim size. Şimdi şöyle eskiden silikon da kullanmıştım ama çok memnun kalmadım. Onun için bunu ben şey yapmıyorum, takmıyorum şimdi. Şöyle arkadaşım vermişti bana metal parçası. Bunu kesip bazen takıyorum. Bu da güzel oluyor. Artı şöyle elektrikçilerden temin ettiğimiz elektrik teli. Arkadaşlar en iyisi bu oluyor. Hem gövdesini başına takarken kullanıyorum. Hem de bazı bebeklerde iskelet olarak hani ayak bacaklarına, kollarına, vücuduna iskelet gerektiği zaman yine bu tellerden yararlanıyorum. En başta şu şeyini çıkartıyordum arkadaşlar. Şu dışındaki mavi yeri çıkartıyordum. Ortadaki telle yapıyordum. Sonra hiç gerek olmadığını düşündüm. Şu an yaptığım bebeklerde bunları çıkarmadan yapıyorum arkadaşlar. 2,5 milim diye elektrikçinizden isterseniz herhangi bir elektrikçiden bu şekilde bebeklerinize takabilirsiniz. Nasıl yapıyorum arkadaşlar? Gövdemi bitirdim. Şurası aynı sayıda. Buna dikkat ediyoruz. Kafa ve gövdenin sayısı aynı olacak. Burayı 10 sık iğne ile bitiriyorsak burayı da 10 sık iğne ile bitireceğiz. 12 ile bitiriyorsak 12 ile ikisinin de sayıları aynı olacak arkadaşlar. Ondan sonra bittikten sonra burada uzunca bir ip bırakıyoruz. Kafamızda dikmek için. Sonra telimizin ölçüsünü nasıl alıyorum ben? Şu şekilde telimi şöyle kafamızın buraya gelecek şekilde, bu da en son buraya kadar ittiriyorum, buradan şöyle büküyorum arkadaşlar. Evet, şu şekilde ölçümüzü bu şekilde alıyorum. Yanımızda şu pense den olması lazım. Şurası çünkü makas gibi, kesmek için şöyle buradan kesiyorum. Daha sonra şu ucuyla şöyle kıvırıyorum arkadaşlar. Bu tarafı da kıvırıyorum. Daha sonra şu şekilde buraları eziyorum. Evet, telimi bu hale getirdim arkadaşlar. Şöyle bir evde kullanmadığım bir ipi alıyorum. Bunu saracağım arkadaşlar. Şu şekle getireceğim. Şöyle sarıyorum. Bunu koli bandıyla da yapıyorum bazen. Ya da elektrik bantları var. Onlarla da yapıyorum. Ama şu an iple yapıyorum. Şu şekilde sonuna kadar bu ipi saracağım arkadaşlar. Evet, şu şekilde sardım arkadaşlar iple. Sonra tekrar şöyle arkadaşlar, bu bebeğimizin şuralara kadar gelmesi gerekecek. Şöyle ittireceğiz bunu. Şuraya tekrar ip doluyorum arkadaşlar. Şu boyuna gelen yere. Çünkü oraya dikerken elyafı tekrar doldurmak çok zor oluyor. Ben de buraya boyuna gelen yere hem tel
aşağı doğru inmiyor. Hem de bu şekilde boyna elyaf tekrar koymak zorunda kalmıyorum. Şu şekilde kestim ipimi. Şöyle buradan sıkıştırıyorum. Evet. Yani şurası arkadaşlar şöyle tam boynun şurasına gelecek. Tekrar dikerken buraya elyaf sıkıştırmak zorunda kalmayacağım. Şimdi makas yardımıyla şöyle şu şekilde buradan bu telimize yer açıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Aynı sırada kafadan da yer açıyorum. Şu şekilde. İkisinden de yer açıyorum. Daha sonra telimi düzgün bir şekilde şöyle ben bu şekilde yapıyorum. Şöyle kıvırarak açtığım yere ilerliyorum. Ta ki şuralara kadar gelene kadar arkadaşlar. Evet, bu şekilde telimi yaklaşık şuralara kadar gelmiş olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi kafamızda da yer açmıştım. Şimdi bunu buradan buraya getiriyorum. Bu şekilde takmış olduk arkadaşlar. Şunu da takalım. Bunu da şundan arkadaşlar yaptım. Bunu da iple sardım. Bu şekilde boynuna gelecek yeri de sardım. Bu şekilde bunu da geçiriyorum. Evet. Şimdi iğnemi takacağım ve dikişi göstereceğim. Evet arkadaşlar, iğneme ipi geçirdim. Şimdi şöyle iyice ayarlarımı yapıyorum. Ön tarafa başın gelmesine, yanda olmamasına, bu gibi şeylere dikkat ederek kafamızı taktık. Şimdi yerinden emin olduğumuz için dikmeye başlıyorum. İpim burada sabitti zaten. Kafada 12 tane sık iğne, bedende de 12 tane sık iğne vardı. Şimdi en son ipim kafada. Şimdi şu bir alttaki sıradan şöyle iğnemi hemen öbür sık iğneden çıkarıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Ben bu şekilde dikiyorum bebeklerimi. Şimdi kafadan karşısındaki sık iğneyi hemen şu şekilde görmeniz için çaba sarf ediyorum şu anda. Evet. Hemen karşısındaki sık iğneyi aldım arkadaşlar. Şöyle sıkıştırıyorum. Evet, tırnağımla şöyle sıkıştırdıktan sonra şimdi bir bedenden bir kafadan olmak üzere bakın hanımlar hiç sık iğneleri atlamıyorum. Hemen altındaki sık iğneden giriyorum ve bedenden çıktım. Şimdi kafadaki tam karşısındaki sık iğneden şu şekilde giriyorum, çıkıyorum. Evet. Yine aynı. Hiç sık iğneleri atlamıyorum. Buradan çıkıyorum arkadaşlar. Hemen yanından kafadaki tam karşısındaki sık iğneden alıyorum ve yanındaki sık iğneden çıkıyorum arkadaşlar. Sanki ilmekmiş gibi hiç dikiş izleri belli olmayacak. Şimdi yine aynı bedenden şu şekilde alıyorum ve yukarıda bazen iki turda dikiyorum arkadaşlar. Şimdi böyle başladığım yere geleceğim. Daha sağlam olmasını sağlam olmadığını düşündüğüm zaman bir kat daha gidiyorum. Hiçbir şey olmuyor. Gayet düzgün oluyor. Bakın. Sanki ilmek yapılmış gibi oldu. Hemen yandaki sık iğneden çıkıyorum. Ben bu şekilde dikiyorum arkadaşlar. Daha sonra da kalan ipimle burnumu dikip ipimi kesiyorum.
Sadece sık iğneleri atlamayacağız. Bir gövdeden hemen yukarısında kafadan sık iğnemizi eşit bir şekilde umarım bu video size yardımcı olmuştur arkadaşlar. Her zaman soruluyordu. Gerçekten de amigurumi örerken çok mutlu oluyorum ben de, ama dikiş biraz insanları zorluyor. Ama bu şekilde hiç zor değil arkadaşlar. Karşılıklı zaten. Kafada 12 tane sık iğne var. Bedende de aynı. Bir kafadan bir bedenden alınca sık iğneleri atlamadan gidince hepsi denk gelerek gidiyor zaten. Bu şekilde kafamızın dikişini bitirdik. Tabi sonunda sıkılaştıracağım. Evet. Şöyle şu şekilde dikmiş olduk arkadaşlar. Evet, ben dediğim gibi bu iple burnunu yapacağım için şöyle, ama siz şöyle bedenden şöyle ya da kafadan çıkarak birkaç kere ipi dolandırarak arkadaşlar şu şekilde herhangi bir yerden çıkıyorum, ipi dolandırıyorum ve sonra kesmemizde sakınca yok. Evet. Bu şekilde bakın, şöyle boynunu eğmek istersek eğebiliriz. Şöyle yana hafif baktırabiliriz şu şekilde. Şöyle dik durmasını istiyorsak. Evet. Bedende şuradan şuraya kadar tel olduğu için zamanla hiçbir şekilde hiçbir şey olmuyor. Eğer bu teli takmazsak bebeklerimiz dik durmaz arkadaşlar. Emeğimize yazık olur. Bu şekilde tellerimizi düzgün bir şekilde yapalım. Umarım bu video size çok yararlı olmuştur. Yapacak olanlara kolay gelsin. Hoşça kalın arkadaşlar.